Herkesi anlamamıza, herkesin Türkiye'ye gelmesinin koşulu yönde gerçekleşiyor. Çünkü herkesin Türk düşününde Batı sorunu kitabının ilk versiyonları 62, 63, 64 yıllarında yönde yayınlanıyor. Yani herkesi bir biçimde bir şekilde Türkiye'de okurla buluşturan kişi Doğan Avcıoğlu. Bunu görüyoruz. Ve o dönemin temel hikayesine bugün baktığınız zaman bile, bugün batıyla entegrasyon, batıyla bütünleşme diyen insanların hemen hepsinin 1960'larda temel bir batı karşıtlığı var. Antemperyalizm denen hikaye var. Bugün mesela İdris Üçgömer'in yaklaşımı sanki bugünkü yeni yönelimlere çok uyumluymuş gibi geliyor. Ama İdris Üçgömer'in çok net bir şeyi var. Ne? Bu doğu batı karşıtlığı çerçevesinde gündeme geliyor ve doğu batı mücadelesi ekseninde cereyan ediyor. Bugün İdris Küçükömer üzerinde durduğumuz zaman bugünkü ana eksen çerçevesinde İdris Küçükömer'in başka söyledikleri muhtemelen kesinlikle doğru bir tarzda anlaşılıyor ama İdris Küçükömer'in bu anti-emperyalist eğilimi, yönelimi çok fazla gündeme getirilmiyor. Şimdi o çerçevede baktığımız zaman 60'lı yılların ana eğilimini çok fazla etkisi olmasa da bu Niyazi Berkes'in bu Türk düşününde Batı sorunu kitabının 200 yıldır neden bocalıyoruz kısmı gündeme getiriyor. Ama Niyazi Berkes sıradan herhangi bir şeyle dar siyaset açısından yaklaşılan bir insan değil. Çünkü Çağdaşlaşma kitabında Niyazi Berkes'in iki tane eğilim var. Bir laf söylüyor, çok vurucu bir laf. Osmanlı ne feodaldi ne de teokratikti diyor. Hele hem feodal hem teokratik değildi diyor. Hatta baktığınız zaman ya düşünce hayatı daha derinlikli, daha geniş bir şey. Çünkü Osmanlı'ya baktığınız zaman yani mesela Kemalizme yönelik olağanüstü olumlu bakıyor herkes. Ve şunu söylüyor Türkiye'de çağdaşlaşmayı çevirdiği zaman. Benim bütün hikayem diyor Atatürk'ün 50. yılında bu metnin çıkmasıdır diyor. 73 yılında yayınlanıyor. Ama öbür kitabını yayınlarken şöyle diyor. Ben bu yazıları yazdığım zaman diyor benim ne Abdülhamitçiliğim kaldı diyor ne İslamcılığım kaldı diyor. Bana bu tarz yönelik eleştiriler yaptılar diyor. Yani şunu söylemek istiyorum. Herkes yönü çok daha belirliyken tarihe biraz daha farklı bir perspektifte yaklaştığı için güncel politik duyarlılıklarla adama hiç hak etmediği tarzda eleştiriler yöneltiyor. Herkesin de zaten o noktaya gelmesi belki yurt dışı macerasında kaynaklanıyor. Olabilir. Hocam sizin bir çok önemli bir tespitiniz var Türk soluyla ilgili. Türkiye'de sol bütünsel anlamda dışarıdan bilinç sorununu abartmıştır diyorsunuz. Hı hı. Oysa diyorsunuz halbuki toplumu daha ileri aşamalara götürmek isteyenlerin tarihsel nedenselliğin irade unsurlarından mümkün olduğunca faydalanmaları gerekir. Hı hı. Tarihsel nedenselliğin irade unsurlarından tarihsel bakımdan belki daha geri dönemlerde olabiliriz ama o dönemdeki eşitlikçi öğelerden faydalanmamız gerekiyor. Burada ne demek istiyorsunuz ben pek? Yani geçmiş dönemin şey yapılması, geçmiş döneme kategorik olarak az önce konuştuğumuz konuların bir onlarla bir evet. bağlantısı var ama evet. bütünüyle onlarla bağlantısı çerçevesinde söylemiyorum. Türkiye'nin etkin düşünsel entelektüellerinin bir geçmiş ilgisi var. Geçmişe bakarken de yani geçmiş, geçip gitmiş, yitip bitmiş bir şey değil. Çünkü bugün yaşadığımız şeyler de geçip gidecek. Tarih, anlatabiliyor muyum? Çok yani kısa bir süre bunlar toplumların tarihinde. Tamam, yani, nefes almak gibi bir şey. Mesela Osmanlı'ya yönelik çok eleştirel bakarsan 1920'lere yönelik de eleştirellik zaman geçtiği zaman şey yapacak. Anlatabiliyor muyum? Yani şimdi geçmiş dönemde yani eleştirellik var. Eleştirel bakabilirsin ama geçmiş dönemde güzellikler de var. Buna baktığın zaman, bunu değerlendirdiğin zaman yani geçmiş, biz geçmişi niye inceliyoruz? Geçmişi kategorik olarak, geçmişi nasıl söyleyeyim, akademik züppelik olarak mı inceliyoruz? Geçmişin bugün üzerinde bir etkisi yoksa bizim geçmişle ne bağımız var? Bütün hikaye şundan bağlı. Türkiye bugünkü yapısıyla herhangi bir batı ülkesi gibi mi? Türkiye'de bilmem ne Amerika'da olan şeyler olur mu? Yoksa Türkiye'nin kendine özgü farklı şartları mı var? Yani baktığımız zaman 40'lı yıllarda çok geniş bir eğilim var. Aslında baktığınız zaman Beyceboran'la Niyazi Berkes'in arasında temel farklılıklar var. Beyceboran Türkiye dünyanın başka ülkelerine de benziyor diyor.
Niyazi Berkes Türkiye'nin başka ülkelerden farklı yönleri olduğunun vurgusunu yapmaya çalışıyor. İkisi de harika zaten, düşünce. Türkiye'nin baktığınız zaman, yöneldiğiniz zaman sosyolojide, düşünce tarihinde bu iki ana ekseni var. Bunlardan biri ne? Türkiye'nin kendi özgün koşulları var. Türkiye o çerçevede düşünülmeli. Türkiye herhangi bir soruyu şey yaptığımız zaman bir başka ülke gibi mütalaa edilebilir. Anlatabiliyor muyum? Yani şimdi Türkiye herhangi bir başka ülke gibi mütalaa edilirse kardeşim Türkiye üzerine düşünmeye gerek yok ki, Türkiye üzerine tahlil yapmaya gerek yok ki. Hocam, Türkiye'nin farklılığı gündeme getirdiği burada zaman, bir şey söyleyeyim evet, tam. Evet. Sizin bir lafınız var. Bizim aydınlarımız batıda çok kalanlar yapıyor bunu. Türkiye'yi kendi içine kapatıyorlar. Kendi içinde konuşmaya çalışıyorlar yalnızca. Oysa Türkiye'yi bir Orta Doğu'yla birlikte düşünmeleri gerekir ve tartışmak gerekir. Buna şunları da ekleyebiliriz belki. Bir Kafkasya'yla birlikte düşünmek gerekiyor. Balkanlarla birlikte düşünmek gerekiyor. Belki işte Ege'yle birlikte düşün, Akdeniz'le birlikte düşünmek gerekiyor Türkiye'yi. Onun için Türkiye başka ülkelere benzemez tespiti bu açıdan da gerçekten çok önemli ilişki. Ben onu bir başka açıdan da söyledim. Yani mesela Türkiye'ye baktığınız zaman sadece Türkiye'nin iç işlerine bakıyor, içine bakıyor insanlar. Ben şunu söyledim. Berkes yurt dışında, Kemal Karpat yurt dışında. Berkes'le Kemal Karpat Türkiye'de o dönemde çok fazla bilinen insan değil. Hele Karpat çok da az bilinen insan. Ama şeye baktığınız zaman onlar Türkiye'yi tahlil ederken mesela Berkes'in de var 65'li yıllarda İslamcılık, Sosyalizm, Milliyetçilik diye bir kitabı var. Yakın Afrika'yı, Mısır'ı, şurayı, burayı inceleyen bir metin. Aynen. Kemal Karpat'ta da var ama o dönemin başka entelektüellerinde yok böyle bir hikaye. O farklılığı çerçevesinde, tabii dünyada ilişkileri çerçevesinde bakmak lazım. Hocam tüm çabanızı gerçekten de çok önemli bir, hiç kimsenin pek çok yorucu aslında, kimsenin de pek cesaret edemediği noktalarda yoğunlaştırıyorsunuz. O açıdan ben bu siyasal bilgilerde tarihteki çalışmalarınızı izleyicilerimize anımsatmak istedim. Şöyle diyorsunuz, ülkenin tarihsel, düşünsel coğrafyası ortaya konmadıkça, topografyası özür diliyorum, ortaya konmadıkça onun üzerine sağlıklı bir düşünce sistemi inşa etmemiz de zor. Bütün çabanızı bu coğrafya, bu topografyayı, düşünsel topografyayı çizmeye, bir haritasını çizmeye çalışıyorsunuz. Ama tabii bizim bu haritacılar gibi GPS cihazlarımız falan yok yani uzaya bakıp. Metinler üzerinde ve tartışmalar üzerinde yürütmemiz gerekiyor. Onun için de bu konuda çizgi haline gelmiş, önemli çalışmalar yapmış isimler üzerinden inşa edebiliriz, bina edebiliriz belki daha sağlam ayrımları. O açıdan sizin Türkiye'nin temel bugüne kadar uzanmış olan tartışma eksenini, çatışma eksenini, temel tartışmalarla çatışma eksenini, işte İslamcılık, milliyetçilik ve sosyalizm, ilericilik diyelim ya da başka parantez içerisinde. Bu temelleri işte Said Halim Paşa'da, bugünkü İslamcı etkilerin şeyini görüyoruz. Ondan sonra Türkiye'nin düzeni Doğan Avcıoğlu ve ondan sonra da milliyetçilik ve sanırım Türk kültürü ve milliyetçilik. Türk kültürü ve milliyetçilik üzerine Erol Güngör. Erol Güngör'ün çalışması. Bu temelde gerçekten de çalışmak, bu üç isim ve bunların etrafındaki isimler temelinde bir çalışma yürütmek çok daha rahat ve çok daha hızlı bir ilerleme sağlar diye düşünüyorum ben. Belki olabilir tabii şey değil. Kültür... Çünkü yani başka şeylere açık olacaksın. Başka şeyi anlamaya çalışacaksın. Her bir şeyi anlamadıktan sürece bu zoraki tepkisellik falan olabilir. Bu hikaye şeye benzer. Yahya Kemal büyük şair. Fethi Naci ne diyor? Ben son zamanlara kadar diyor Yahya Kemal'in büyük şair olduğunu bana gerici derler diye söyleyemezdim diyor. Anlatabiliyor. Yani şimdiki hikayeye baktığınız zaman istediğiniz kadar eleştirel bakın. Yani anlamadığınız bir şeyi eleştirmek anlamlı bir şey değil. Yani anlamda çok zararlı bir şey. Veya çok daha köklü bir biçimde eleştirirsiniz. Veya baktığınız zaman geçmiş dönemdeki bir takım farklı düşünce akımlarına da yaslanarak bir şey yapabilirsiniz. Hocam edebiyata gelmek istiyorum. Evet. Bu düşünsel çerçevenin içerisinde Türk edebiyatı ne gibi bir seyir izledi? Örneğin bir köy edebiyatı işte. Şimdi şunu söyleme önce özür diliyorum. Evet. Ankara ile ilgili hani Yakup Kadri madem edebiyata geldik. Ankara ile ilgili önemli tespitleriniz var sizin. Türk düşünce dünyasında yol izlerindeydi yanılmıyorsam. Onu bir anımsatabilir misiniz tekrar? Ankara'nın o dönemde tarihsel tabii Cumhuriyet kurulurken çok büyük bir önemi vardı. Devrimci bir yanı var. Fakat aynı şeyi bugün söyleyebilir miyiz?
Ki Yakup Kadri'nin Ankara romanında. Ortam değişti. Yani şimdi Yakup Kadri kendi şeyini anlatıyor. Yakup Kadri'nin çok güzel bir şeyi var, metni var. Büyük İnkılap Küçük Politika diye. Yakup Kadri anlatıyor bunu. Anlattığı şey çok önemli. Şunu anlatmaya çalışıyor. Ben diyor, bu serüveni yanlış görmüşüm diyor. Ankara üzerine söylerken. Ankara romanının 3 kısmı var. Yani şimdi baktığınız zaman işi biraz İlk fazla. Devrimci dönemi var. İlk dönem değil. Yani bu romanı. O kavramları kullanarak kullanmıyor. Mesela ilk dönem Milli Mücadele dönemi. Evet. Milli Mücadele dönemi herkes, şeytanlar bile melekleşiyor insan olarak. Herkes feragat ediyor. İkinci dönem sistem kurulduktan sonra herkes sistemden nemalanmaya çalışıyor. Evet. O eski dönemlerin dönemin şeytanla melekleri yeniden şeytanlaşıyor, canavara dönüyor. En son dönem 10 sene sonrasını tahayyül ettiği dönem. 10 sene sonrası dönem her bir şey tıkır tıkır işliyor. Hayal. Birinci dönemin yeniden inşası gibi. Evet. Romanın birinci dönemden daha şey yani özlemi. Tıkır tıkır işleyen bir sistem. O bir ama yani yürüyüş şey neyi söylüyor? Yakup Kadri neyi söylüyor? Ben bunun gerçek olacağını zannetmiştim ama bu gerçek olmaz diyor. Olamaz diyor. Şimdi şeyi yapıyor. Refik Halit'in metinlerinden bir kısmı da öyle. Yani Deli diye bir tiyatro oyunu var. Yani ne yapıyor? Şey anlatıyor. Bu değişimi anlatıyor. Değişimin köklülüğünü anlatıyor. Bir kopuş olduğunu anlatıyor. Bunu anlatırken iş biraz şeye geliyor. Nasıl söyleyeyim? Eleştiriye geliyor. İnsanlar baktığı zaman öyle diyor. Mustafa Kemal'in gözünden Refik Halit'i düşürmek için de bu Deli oyunuyla diyor 29 olağanüstü enfes bir metini o inkılabı hicvediyor diyor. Yani şimdi Ankara'ya bir başka yönüyle baktığınız zaman da Yakup Kadri'nin inkılabı hicvettiğini düşünebilirsiniz. Evet. Ama Yakup Kadri kendisi başka bir şey söylüyor. Atatürk bu konuda şunu söylüyor, inkılabı hicvetmiyor diyor. Ya Refik Halit Bey diyor bizim inkılabımızın önemini tebarüz ettiriyor diyor. Yani şimdi baktığınız zaman en azından sanata biraz esnek bakmak lazım. Evet. Sanata biraz daha geniş bakmak mükemmel lazım. Mükemmel bir bakış değil Refik Halit'in eleştirisine. Biraz daha geniş bakmak lazım olaya. Yani olayı bu çerçevesi içinde değerlendirmek keşke lazım. Daha. Ve insan şey yaptıkça Yakup Adil'in öbür metinlerine baktıkça yani hikaye şu, edebiyat son dönemde toplumdan koptu. Türkiye'nin gündelik yaşamından koptu. Edebiyat dediğimiz hikaye, biz her dönemde eksikliydik. Yani bizim 60'lı yıllar düşünce hayatı eksikliği, benim o söylediğim 40'lı yıllar Diltari kökenli düşünce hayatı eksikliği, bizim edebiyatımız eksikliği, bizim edebiyatımıza bakış tarzımız eksikliği. Çünkü 60'tan sonra bu yayılan köy edebiyatı neyi anlatıyor? Köyü anlatmaya çalışıyor. Köyü anlatmaya çalışırken biraz dar anlatmaya çalışıyor. Ahmet Hamdi Tanpınar mesela bir şey söylüyor, çok haklı. Yılanların Öcü'ne oy veriyor 58'de Cumhuriyet'in kitap roman yarışmasında. Ondan sonra ne diyor? Ya Yılanların Öcü iyi roman, büyük roman ama diyor insan yok diyor burada diyor, birey yok diyor. Köy gibi yeknesak bir yerden de roman çıkmaz diyor. Söylediği şey doğru bir şey. Ama biz o dönemde o dönemin romanlarına yöneldik. Hatta o dönemde kenti anlatan kadın romancıları biz ihmal ettik. Yani çok bunların önemli, önemini yani. Çok daha sonra gördük. Ve şimdi benim yaşımdaki insanların çoğu, yani yaşı 60'ı geçmiş insanların çoğu 60'tan sonra Türk Edebiyatı'nın klasiklerini okumadı. Yaşar, Yakup Kadri, Reşat Nuri, Halide Edip. Biz bunları sadece şey zannediyoruz. İnsanlar, bunların önemi daha sonra gündeme gelmeye başladı. Daha öncekilerin önemi de çok daha sonra gündeme gelmeye başladı. Yani bizim edebiyata bakış tarzımız çok daha güdük bir bakış tarzı. Aslında oradaki edebiyatçıların, gerçek edebiyatçıların diyorum ben onlara, Refik Halit dahil, Yakup Kadri, Halide Edip, o gerçek edebiyatçıların, ölümsüz insanların temel sorunları toplumumuzu edebiyatla tanımaktı bir biçimde. Bugünkü edebiyata baktığımız zaman, geçen de Tevfik Çavdar'ın kitabını sabah bakıyorduk birlikte. Orada Tevfik Çavdar diyor ki bugünkü romancılar da anlattığı mekanı, örneğin Bodrum'da geçiyorsa Bodrum'u göremiyorsunuz. Ankara'yı anlatıyor, olay Ankara'da geçiyor. Ankara yok romanda. İşte İstanbul yok. O coğrafyayı bile, doğru, mekanı bile anlatamıyorlar. Bana o kadar göre uzaklaşmışlar. Ama şey değil, bugün
romanı o biçimde okuyan da yok. Edebiyatı o biçimde okuyan da yok. Yani ben Tevfik Çavdar'ın ağzından şeyi dinledim. Bu Kurt Kanunu, Kemal Tahir'in Kurt Kanunu romanı. Tevfik Çavdar da acayip Kurt Kanunu romanı ve Kemal Tahir konusunda heyecanlı bir insandır. O arkadaş, Emin Bey'i arkadaş, arayan arkadaş neredesin diye bunu anlatırken sana severler de ne de 30 sene evvel veya 30 küsür sene evvel sanki sanırsın o günü yaşıyordu. Yani şeye baktığımız zaman. Hikaye biraz da bu. Yani şey değil. Olay şu. Bu toplumu bu edebiyatçılar tanıyor mu? Bunlar edebiyatçı değil sadece. Bunlar önemli bir kısmı entelektüel. Halid Edeb'e baktığınız zaman, Kemal Tahir'e baktığınız zaman bunlar bu toplum konusunda o dönemin akademisyenlerinden, o dönemin düşünürlerinden zaman zaman çok daha fazla şeyler biliyorlar. İşte Halid Edeb'in, bakın biz bunlara ne kadar yabancıyız. Halid Edeb'in Şark, Garp ve Amerikan tesirleri başlıklı entelektüel düzeyde yazılmış kitabı, Türkiye'nin 200 yıllık modernleşme serüvenini anlatan kitabı 55'te biraz rötuşlanarak kendisinin denetiminde Türkçe'ye çevrildi. 55'in üzerinden bir 50 küsür sene geçti. 55 daha yeni geçti. Daha yeni bir sene evvel Can Yayınları bu kitabı yeni yayınladı. Şimdi bizim Halid Edeb'in öbür metinlerini okurken, yani Halid Edeb ne düşünüyor, bu konuda bir şeyimiz var mı? Ama bizim sinemacılarımıza falan baktığınız zaman bunlar Halid Edeb konusunda olağanüstü duyarlı. Halid Edeb'in Vurun Kahpe'ye romanı 3 kere filme çevrilmiş. Hem de ikisi önemli entelektüel tarafını, önemli sinemacı entelektüel tarafından çevrilmiş. Metin Erser'in Halid Edeb uyarlamaları var. Yani bizim entelektüellerin Halid Edeb'e yönelmeleri, bizim sinemacıların, edebiyatçıların Halid Edeb'e yönelmelerinden çok daha sonra. Halid Edeb de sadece bir şey değil, roman yazarı değil. Halid Edeb son dönemin Türkiye'nin çağdaşlaşma, modernleşme sürecinin en önemli entelektüellerden biri. Hocam son 5 dakikamız kaldı. Evet. Ne kadar zaman, ne kadar hızlı geçiyor sizinle beraber. Ben aslında sinemaya da gelecektim. Sinemaya ilginiz nereden geliyor? Onu da bir kısaca anlatabilir misiniz? Çünkü önümde yönetmenler çerçevesinde Türk sineması kitabınız var. 15 sene önce yayınlanmış 15 sene bir kitap. Önce bir de son bir kitabınız var şimdi yanımızda yok. Evet. Metin Erksan'la ilgiliydi. Evet. Ki Metin Erksan'a da özel bir önem veriyorsunuz. Fakat acaba bu önem vermeniz Türk sinemasının köyü anlatırken oldukça sınıfsal bir bakış açısı vardı. Ağa ve işte dinsel baskıya karşı büyük bir direnişi, devrimci bir dinamiği, yani en basit köy filmleri bile, o siyah beyaz filmleri bile böyle bir içinde çatışmayı barındıran aslında mükemmel filmlerdi. Yani toplumu böyle eğitici ve... Yok, çok da mükemmel direnci filmler değiller. Mesela diyor, fakat Metin Erksan'ın filmleri biraz açıdan değişiktir o bakımda. Ama kentlere ne zaman kentlere yaklaştıysa sinema, Türk sineması birden durdu kentin varoşlarında. Yani içeride neler oluyor? Fabrikalar, işçiler, kentin yeniden yapılanması, orta sınıflar, göç. Aslında var. Orada var. Durdu ve seks furyası falan başladı. Birileri durdurdu sanki gibi geliyor bana da. Ben öyle iddia ediyorum. Aslında şey değil. Mesela Türkiye'de ama, kent sorununu, pardon. Estağfurullah. Ama edebiyat kent sorunlarına ta Cumhuriyet'in başından itibaren kentli diyebilir. Tırnaklı içinde hoşuma gitmiyor bu terim ama kentli bir edebiyatımız var. Gibi. Yani evvelden beri edebiyatın kente uzanan şeyi var. Yani kent hikayesi akademik alanda da. Kent dediğimiz nedir? Fabrikalar var, işçiler var, kentin sosyal yapısı var, işleyişi var. Yani modern hayat var, yani modernite dediğimiz şey. O bizim edebiyatımızda topu var ama sinemamızda sanki yok. Bilmiyorum, sizin gibi sinemacıya böyle bir tespitçi bulmak olur. Sinemamızda da var. Yani ben şunu söyleyeyim sadece, belki oradan kalkarak geliştirmek mümkün olabilir. 1950 yılına giderken bir köy üzerine, kent üzerine araştırma yapıyorlar. Soruyorlar, bir sürü kişiye soruyorlar. Diyorlar ki ya kent, bu kentleşme Türkiye'yi nereye götürüyor? Ahmet Hamdi Tanpınar şöyle cevap veriyor. Ya diyor, siz diyor kentleşmeyi bir şey mi zannediyorsunuz diyor. Cesamet hikayesi mi, nicelik hikayesi mi zannediyorsunuz diyor. Kentleşme diyor sosyal ilişkiler biçimidir diyor. Sizin bugün kent dediğiniz yerler diyor sosyal ilişkiler ağı bakımından köydür diyor. 1960'lı yılların sonlarında Fethi Naci ile Kemal Tahir arasında bir şey var. Bu kent hikayesi konusundan, ya sen İstanbul'a bakınca anlamıyorsun diyor. İstanbul koskoca bir köy diyor. Şimdi bunlar ikisi çok önemli tespit. Bu noktayı nazara, bu yönelime insanlar çok daha sonraki dönemde varmaya başlıyorlar.
Mesela ne bileyim işte bu düğün gelin diyet filmi. Kent kaşımayı anlatan bir film. Sizin söylediğiniz gibi kentin dışında kalan bir film. Ama adam bunu bir biçimde bir şekilde hayatını koymuş. 1949 yılında sinemaya başladıktan itibaren bunu yapmaya çalışıyor. Hocam bir 4 dakikamız kaldı çünkü özür diliyorum sizden ama şöyle bir şey söyleyeyim. Türkiye kültürel sorunları ayrıntılı olarak düşünmekten uzak diyorsunuz. Hı. Ve teorik çalışmalar yok. Hı. Yalnız da işte ders notları şunlar filan var diyorsunuz. Hı. Ama ne önerebilirsiniz? Ülkenin düşünsel topografisini çıkarma açısından ne gibi çalışmalar var? Türkiye'de her geçen dönemde, her 20 yılda bir, her 10 yılda bir konular değişiyor, şeyler değişiyor. Ve insanların geçmişe ilgisi çok fazla azalıyor. İnsanların sadece geçmişe değil, Türkiye'ye ilgisi azalıyor. Yani yakın dönemlerde çıkan dergilere baktığınız zaman, yani şöyle bir sati bir gözlem bile, yabancı dipnotlardan geçilmeyen dergilerle evet. insanlar şey yapıyor. Bu toplumu anlatan metinler yok. Mesela ne bileyim sizin söylediğiniz 68'de, Doğan Avcıoğlu'nun bu Türkiye'nin Düzeni kitabı kendi tarzında, kendi türünde farklı farklı görüş açılarından bir sürü kitabın ortaya çıkmasına vesile oldu. Şimdi bugünlere baktığımız zaman Türkiye'yi tanımaya dönük kitaplar yok, yazılmıyor. Bugün insanlar, üniversitede okuyan öğrenciler Türkiye'nin 200 yıllık tarihini, 100 yıllık